Merhaba arkadaşlar, yeni bir Dinozor Craft bölümüyle birlikteyiz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bu bölümde gördüğünüz üzere yolun büyük bir kısmını yaptım arkadaşlar. Bizim haritada artık böyle kendini belli etmeye başladı parkın yolu. Burası da tamamen bitti. Orada köprüyü tam böyle taştan falan yapacaktım ama vazgeçtim. Normal topraktan şöyle küçük bir köprü yaptım arkadaşlar. Çok rahat biçimde çıkılabiliyor. Aslında şuradan da yolu birleştirsem mi diye düşünmedim değil. Unutmadan arkadaşlar beğen butonunu kırın. Seriyi desteklemeye devam edin. Bu bölümde bir dinozor yetiştirmeye çalışacağım. Bakın arkamda gördüğümüz yer var ya. Küçük kare, güzel küçük bir alan yaptım. İlk dinozor için bakalım yetişirse ilk dinozorumuzu buraya koyacağız. Birazdan cheatleri de yapacağım. Tasarımı falan yorumlardan yazarsınız. Beğen butonunu kırın. 15.000 beğeni istiyorum. İstersek olur. Hadi yapalım. Arka arkaya iki bölüm. Nasıl? Efsane değil mi? Herkes çek abi çek abi diyordu. Arka arkaya iki bölüm çekeyim dedim. Fabrika Craft. Belki Fabrika Craft da çekerim. Belli olmaz. O yarın gelir. Çok büyük ihtimalle Fabrika Craft yarın gelecek arkadaşlar. Bakın şurayı da göstereyim istedim. Şu şekilde. Böyle küçük bir çıkış yeri yaptım. Ufaktan da aydınlattım. Efsane görünüyor. Bu da aslında kaç bölümdür yukarı çıkmıyorum ya. Yukarı çıkıp bakalım mı? Ha buradan da görünüyor. Oo tertemiz. Kaymak gibi ya. Buraları ağaçlarla falan doldurmak lazım. Ha, bu arada akasyaları da söyleyeyim. Akasyaları böyle üst üste yaptığımız zaman arkadaşlar böyle eski uzun hani Jurassic Craft filmindeki gibi ağaçlara benzemiyor mu? Baksanıza. Harbiden bak. Çok güzel olmuyor mu akasyalar böyle ya? Aklıma geldi de bir deneyim dedim. Çok güzel oluyor bence. Bunları böyle uzun ağaç yapmak için kullanabiliriz. Şeyi denedim. Normal oak falan denedim. Meşe falan. Yok abi olmuyor. Ama akasyayı yaptığın zaman böyle arada boşluk oluyor ya efsane duruyor. Şimdi üstümde bir sürü fosil var arkadaşlar. Bu fosilleri öncelikle bir temizlemeye başlayalım. Buradaki temizlik bitmiş mi? Bitmiş güzel. Sizi alalım bir musauruslar. Musauruslar şurada yumuşak doku çıkarmaya çalışsın bize. Ondan sonra üstümde çok üstümde malzeme olmasın. Bunları da atalım buraya. Hangisini? Triceratops'ları atayım ya. Ondan bayağı bir topladım. Hatta bir Triceratops bir saniye. Aynen Triceratops arkadaşlar %80 var. %20'lik, %30'luk bir şeyler çıkarsın bize yeter. Efsane olur. Hadi bunları da temizle abi. Bundan yumuşak doku çıksa da çıkmasa da umurumda değil. Bakalım yapacak bir sürü iş var. Şimdi onlar temizlenirken bir taraftan biz gidelim. Şu çiti bitirelim. Çitte aklımda hazır, hatırlarsanız şöyle demir parmaklık yapacaktım. Hazır yaptım biraz. Tamam burada bunları kullanalım. Biraz daha yapalım. Biraz daha yap gitsin. Bunlarla yap gitsin abi. Demir sıkıntımız nasılsa yok. Bir de ne lazım? Kapı lazım. Ama nasıl bir kapı? Neyse şu beyazdan kullanalım. Şimdilik beyaz kapı yapalım. Çok güzel durmayacak ama yapacak bir şey yok. Aa bir de şey lazım dur. Cobblestone cheat arkadaşlar. Şimdi neden? Neden lazım? Şimdi aklımdaki tasarımı göstereyim. Göreceksiniz. Efsane bir şey var aklımda. Çok güzel bir tasarım. Şimdi şu anda böyle kabak gibi duruyor değil mi? Sadece direkleri diktim. Öyle boş boş duruyor. Çünkü çok kötü. Aklımda şöyle boşluklu ama. Boşluklu biçimde direkleri yapmak var. Bak bu şekilde. Aşağıdan başlayayım. Neden yukarıdan başladıysam. Aslında en iyisi böyle koyacaksın tepeye kadar. Ondan sonra araları kıracaksın. Aynen. Şey kafa karıştırıyor arkadaşlar. Bu böyle yarım blok ya. Nereye tıklayayım kafa karışıyor böyle durunca dibinde. Nice. Bak bu şekilde. Bu şekilde. Direkt yapayım diyorum. Sadece iki tarafına. Yani dış kısmına. Tamam mı? Sadece dış kısmına. Aynen bu şekilde. Nasıl? Aynen bu şekilde. Ondan sonra alt kısmına arkadaşlar. Taş lazım. Şundan mı yapsam ya da? Bu çok güzel ya. Aslında bunu çok seviyorum. Yarım blok iyidir. Bunu böyle çok kullanmak istiyorum zaten. Tamamdır. Buranın tam ortası var mı? Yok mu? Hayır. İki kapı yapar mıyım? Hadi ortalı olsun be. Gıcık olmayalım. Çıldırmayalım. İki kapı vardı zaten. İki kapılı oluversin. Değil mi? Tam ortalı olsun orası. Bak şimdi. Nasıl? Böyle ortaya çıkmaya başladı değil mi tasarım? Güzel oluyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ondan sonra
Yapmak istediğim şey şu. Demir parmaklıkları elime alıyorum. Bu arada yok, bir saniye lan, ben yanlış mı saydım? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Aa, oluyormuş lan. Yanlış saymışım. Koyduktan sonra fark ettim harbiden. Bir an olmuyor zannediyordum. Kayıttan önce de saydım diyordum ha, böyle içimden saydım. Burada görüntüyü çek kesiyor. İçimden böyle, lan kayıt öncesi ben bunları biraz saydım gibi hatırlıyorum. Niye böyle oldu falan diyorum böyle içimden. Ay ay, komik oldu. Şimdi bunu böyle yapacağız. Ondan sonra yapmak istediğim şey tam olarak bu arkadaşlar. Bu şekilde tamamen demir parmaklıklar böyle devam edecek. Hem böyle aradan görebileceğiz, hem şey önemli. Buraya bir yarım blok daha koymam gerekecek galiba. Aynen. Aha bak, üst tarafına koyabiliriz ha. Oo, süper fikir. Süper fikir kanka. Bak bunu böyle düşünmüyordum. Hem buradan küçük dinozor falan zıplayıp da kaçamaz. Tamam mı? Hem de bu şekilde devam eder. Şimdi aynı şeyi yukarıda da yapacağım. Tabii yukarı zıplayabilirsem. Bugün. Şöyle yapmak istediğim şey aynen. Bu şekilde devam edecek. Full. Tamam mı? Buraya çıkabiliyor muyum? Nice. Bu şekilde böyle full devam etsin abi. Ta geriye kadar. Bunu kır. Altta yaptığım tasarımı dur devam ettireyim. Bak böyle bir şey, bunu düşünmüyordum. Bak bunu yapmayı düşünmüyordum. Ama işte yaptıkça ortaya çıkıyor. İşte seviyorum böyle tasarlamayı. Budur abi. Bir tek kabak gibi kötü duran ne biliyor musunuz? Kapı. Kapı iğrenç duruyor ya. Kapı iğrenç duruyor. Ben oraya ne yapabilirim bu kapı yerine ya? Çok kötü duruyorsun sen ya. Başka hangi kapı olabilir ki? Akasya ağacından falan mı yapsam? Akasya ağacı burada var mı? Yok. Şundan yapsam daha iyi ha kapıyı. Bizim normal boğaktan, meşeden. Bakayım. Aynen abi, çok açık renk oldu. Çok saçma oldu. Hani bizim eve yakışıyor beyaz kapı da. Yok abi, oraya yakışmıyor. Burada burayı devam ettirelim. Buradaki süreç yavaşlamasın. Bura tamam mı? Oha, hiç mi yumuşak doku çıkmaz lan? Rezilsin ya. Hiç çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Yumuşak doku çıkartmaya devam etsin. Triceratops'tan %20 lazım. Bir tane yumuşak doku çıksa yeter. Çünkü %10 denk gelme ihtimali çok düşük DNA'nın. Yani %20, %30 işimizi zaten görecek. Devam et abi, devam et. Bekleme yapma, devam et. Aha çıktı vallahi, ilkinde çıkmış. Nice. Budur arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorsunuz, buraya atıyorsunuz. Yumuşak dokudan yüzde kaç verecek bize bakalım. Bilmiyoruz. Şans. Hadi. Bu uzun sürüyor. Tamam. O olana kadar biz dışarıda takılalım kendi halimizde. Şu kapıyı bir değiştireyim bakalım. Koyusu nasıl duracak? Bir de şu yolu da devam ettireyim, değil mi? Bu toprağı çünkü değiştirelim. Gel buraya. Yok sen değil de. Bunu pek kullanmıyorum. Aynen. Gel buraya. Ha, bundan hazır da varmış zaten lan. Tamam. Hazır da var. Sıkıntı yok. Güzel, böyle yol devam ediyor. Tamam. Koyu renk kapıyı bir koyalım bakalım nasıl duracaksın. İçten yapacağım ya, dıştan sanki kötü duruyor gibi, emin olamadım. Biraz daha iyi bak. Açık renk onun çıkıyor. Çok böyle parlıyor da böyle. Cırtlak renkte denir ya, o tarz. Şimdi onu da yaptık. Aynı tasarımı devam ettireceğiz ya. Başka bir şey yok mu? Çok basit yani. Çok basit yani. Çocuk bile yapar. Bir çocuk bile yapar yani. Burayı da tam simetrik olması için bunu bir tane daha yukarı yapmam lazım. Çünkü bunu da böyle yapacağım. Ve bunun da alt tarafını yaptıktan sonra efsane duracak tabii ki. Bakayım nasıl duruyor. Nice. Süper. Ön tarafı full bitirmek istiyorum da nasıl duracağını görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burayı full yaptım, tamam mı? Aklımda bir şey daha var. Bakın daha bitmedi tasarım. Daha bitmedi tasarım. Daha devam. Daha devam. Şimdi biz bir sürü güvenlik teli, güvenlik demiri falan yapmıştık, değil mi? Nerede lan bunlar? Nereye koydum oğlum? Ha, şuraya koydum değil mi? Tamam. Güvenlik demiri var, güvenlik teli var. Güvenlik teliyle işim yok. Şu base lazım, bir de şu gerekiyor. Çok güzel görünüyor çünkü. Tamam. Bunu alacağım. Bakın şimdi. Bunu alacağım abi. Alıyorsunuz bunu. Şuradan çıkalım. Bunu buraya koyalım.
Tamam. Sonra bunu böyle koyalım. Nice. Budur. Diğer tarafı da yapayım. Böyle yapalım. Demir koymamıza gerek yok. Zaten ya demir tel yine kullanırız o demir teli. Jurassic Craft'tan gelen. Fakat bu şekilde yapmak istiyorum. Bu arada hazır buraya kadar çıkmışken şunları da halledelim. Şuradaki çit. Gerçi aşağıdan koyarım onları. Şu üst kısmı şeyini halledelim. Aynen şurası demir oldu. Sadece taş olacak. O kadar. Değil mi? Gerisi tamam. Buradan koyabilir miyim? Evet. Güzel. Seni de şuradan koysam. Hop. Tamamdır. Süper. Gel buraya. Nice. Şu yan taraflarını da koyalım. Buranın tasarımı full bitti arkadaşlar. Bakalım nasıl görünecek. Şöyle gelelim ve hop. Güzel. Budur. Budur abi. Kral gibi oldu. Bu küçük. Düşünün bunu böyle dev gibi oldun arkadaşlar. Mesela böyle dev gibi dinozorlar var ya adını hatırlamıyorum. O dev gibi dinozorlar için şuraya böyle büyük bir tane düşünüyorum. Şu yol böyle buradan devam edecek muhtemelen. Buraya bir ya da iki kafes yapabilirim. Belli olmaz. Bir böyle, bir böyle. İki tane büyük kafes. Şuralara küçük kafesler falan. Çok çukur gerçi bura ama. Şu alan halen emin değilim. Buraya ne yapabiliriz? Belki bir tane büyük havuz yapabilirim lan. Çünkü deniz dinozoru da var ya. Bir iki yorumlarda yazmış birkaç kişi arkadaşlar. Bir iki tane su dinozoru var. Yani balıkların atası. Balık var demiş. Nice. Güzel oldu abi. Çok güzel oldu. Ne yapacağım biliyor musun? Sadece şu seviyeye kadar yapacağım. Alayını yapmayacağım şu an. Maksat burası güvenli olsun. Bundan sonra da ilk dinozorumuzu içeri koyabilelim. Gereksiz fazla vakit kaybetmeyelim. Tasarım çünkü belli oldu. Ortaya çıktı. Yetmeyeceksin değil mi? İçeride taş var. Sıkıntı değil. Tamam. Koy bunu da, koy bunu da. Güzel, süper. Süper oluyor, süper. Şimdi dinozorları tekrar kontrol edelim. Yüzde kaç? Oha! Abi bu çok değerli. %95 diyor arkadaşlar. Yani bunu alıp %80 ile birleştirmek aptallık olur ya. Heh, 4 tane yumuşak doku var. Bu sefer şanslıyız. Tamam. Okey, okey. Tamam, güzel. Abi %95 çok yüksek ya. Değil mi arkadaşlar? Triceratops. Triceratops. T-Rex miydi lan? He? Arkadaşlar. T-Rex değil miydi bu? Triceratopslar. Emin değilim. Yok, Triceratops farklı. Ama güzel. Aynen gördüm bak. Aynen boynuzlu psikopatlar var ya ondan. Güzel bu da olsun. Biraz zaman alacak. Buraya neden geldik? Şimdi ben buraya şey gibi oldu. Şimdi ben buraya neden çıktım? Ne için çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz yürüdüm çıktım yani. Şimdi bunu da yaptık. Başka bir şey lazımdı. Gerisi var galiba. Gerisi işimizi görür. Buradan tık girelim. Burayı güvenli hale getirelim. Burayı çift kapılı mı yapsam? Dışarı kaçamasın falan küçük. Çünkü ilk koyduğumuzda böyle küçük dinozor oluyor. Minik böyle yavru. Şöyle yapalım. Hatta şu aşama demiri bile koymasam olur. Çünkü buraya kadar iş görür. Ya da demiri koysam mı? Hmm. Fena değil. Demiri koyalım. Buradan da zor oluyor ya. Yukarı çıkayım. DNA'lar olana kadar vakit var arkadaşlar. Bir dakika falan. Ya bir dakikadan belki daha az. O zamana kadar burayı bitirebilirim. Pıt 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 pıt. Ha şurası da var. Aha burayı yetmeyecek. Yine taş lazım. Yine taş lazım. Başka taş kullanmayacağım. Güzel olsun. Güzel olsun istiyorum. Perfect olsun. Perfect. Aa burada şey varmış lan. Orada birleşmiş. Köşeye gittiği için görmedim. Pardon. Pardon. Görmedim. Hazır gelmişken bakalım. %70. Yüzde. Oo %100. %100. %100 var. 55 ile 70'i birleştireceğim abi. Süper lan. Ne kadar. Abi önceki bölümlerde biz bayağı şanssızdık. Farkında mısınız arkadaşlar? Biz önceki bölümlerde çok şanssızdık abi. Şuna bak lan. %80 var. Bu %80 için iki tane birleştirdim. Biliyorsunuz.
Bak bu 70 50, 55 yani aslında birleştirmemek lazım ama yani iyi işte. Tamam o birleşsin arkadaşlar. O olana kadar. Kaç saniyem var? 30 saniye mi var? Bilmiyorum. 30 saniye. 1 dakika falan ya. 30 saniye değil de. Değil mi? Oraya bir blok koyabilirdim, değil mi? Daha hızlı olurdu. Ama eğlenceli olmazdı. Böyle eğlenemezdim ben. Değil mi? Oradan oraya koşamazdım. Bak. Eğleniyoruz. Şimdi bunu da yaptık. Bunu temizle. İki tane demir lazım. Zaten bitti. Yapmam lazım. Hoho. Nice. Süper oldu. Budur abi. Nasıl tasarım arkadaşlar? Nasıl kafes tasarımım? Park tasarımım? Bu kafesle dolu olacak her yer. Güçlü, yüksek demirler böyle aradan da görünüyor. Çok güzel bir biçimde. Hani içeride ne var falan içine girmeden hep görürüz. O çok iyi olacak. Çok yapmaya gerek yok şimdilik. Demirlerin alayını bitirmeyi makine yapmam gerekecek çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi. Birleşmişsindir sen. Aynen. %100 oldu arkadaşlar. Şimdi. Şurayı bitireyim de aklımızda kalmasın. Sonra üstündeki blokları atacağım sanda. Gereksiz üstümde bulunmasın. Sevmiyorum. Tamam. Diğer kısımları ben bitiririm. Merak etmeyin. Zaten buradan canavar gibi görünüyor. Süper. Şimdi üstümdeki gereksiz malzemeleri buraya atabiliriz. Tamamdır. Blokları da at gitsin. Harbiden hiçbirisiyle işim yok. Olsun da istemiyorum. Tamam, ağaçlar buraya. Bu lazım olacak. Güzel. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Embriyo makinesi lazım değil mi? Embriyo makinesi gerekiyor galiba. Ha yok. Synthesizer gerekiyor. Test tüp. Şimdi test tübü nasıl yapıyoruz? Test tüp. Çok basit. Cam. Basit. Cam. Şöyle. O zaten 8 tane yapıyor abi. 8. Al sana 16 tane. Tamam. 16 tane test tüpü yaptım arkadaşlar. Gel buraya. Bunları geri yerlerine at. Ondan sonra bir de şey gerekiyor. Test tüp DNA nucleotides değil mi? Storage disk o %100 zaten. Nucleotides. Nasıl yapıyorum lan bunu? Ha. Tamam yine cam. Şey yapıyoruz, su koyuyoruz, sonra pişiriyoruz galiba. 3. Senden de biraz yapalım. 9 değil de al. 12 olsun. Tamam. Bunlara gidip su doldurup geleceğim. Hızlıca uyuyayım. Akşam oldu. Psikopatlarla uğraşmayalım. Bakalım ilk dinozoru yapabilecek miyiz arkadaşlar? Efsane olacak ya. Sabırsızım. Sabırsızım. Şimdi test tüpleri boş olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. DNA nükleotitleri de birleştireceğiz. Pardon, pişireceğiz yani. Tamam. Şu su içmeye de bir efekt falan ekleseniz artık kaç versiyon oldu, değil mi arkadaşlar? Su içtiğimiz zaman böyle daha hızlı koşabilsek acıkmadan. Mesela 10 saniye acıkmasak. Ne bileyim. Gerçi o olmaz bunu. Hızlandırsa ne bileyim ya. 3 saniye hızlandırsa bize. Şimdi bunu da yaptık. Kömür nerede var? Burada var. Bir tane at. Toplu atamıyoruz. Böyle atarız biz de. Tamam. Bunları üstünde tutayım. Pişirmeye devam ederiz. Tamam. Storage disk var. O var. Synthesizer bizde hazırda sanırım vardı. Aynen bu gerekiyor. Synthesizer'dan sonra bize embryonic machine gerekecek. Yanlış bilmiyorsam bunu yapacağız. Piston gerekiyor. Hazırda piston var mı hiç? Zannetmiyorum. Sanki bir tane yaptım diye hatırlıyorum ama fark etmez. Bir tane glowstone ver. Tamamdır. Demir gerekiyor. Birkaç tane demir ver ve nugget gerekiyor. Buton gerekiyor deli gibi. Nedense bilmiyoruz. 3 tane buton. 3 mü? 3. Gereksiz üstüme malzeme almayayım. Tam denk gelsin. Tamam. Piştiniz mi lan? Oo pişmişler. Biraz daha yapalım. Bunlardan biraz daha yapalım. Ondan sonra ne gerekiyor? Piston için. Demir. Redstone. Bir tane redstone. Demir zaten var. Ondan sonra bir de tahta taş. Tahta.
Taş. Hani. Gel buraya. Okey. Bıp 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 bıp. Ondan sonra bum bum bum. Olay bitmiştir. Embriyo makinesini de Synthesizer'dan sonra koyuyorum. Bunları hep sırasına göre koyuyorum. Farkındaysanız. Böyle kafa karışmasın. Yaparken laboratuvarda tak 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 işimizi yapalım. Şimdi Synthesizer'a bakın, aa şeyi yapmışlar lan. Neyi nereye koyacağınız belli bak. Buraya bu gelecek diyor. Buraya bir gelecek diyor. Görüyor musunuz? Süper. Aa, stekleniyorsun. Çok iyi abi. Tamam. Ve bunu buraya atıyoruz. Bizim %100 DNA'mızı. Storage diski. Synthesizer'a atıyoruz arkadaşlar. Şimdi DNA'yı böyle nükleotide'la, değil mi? Böyle birleştiriyor. Hücreleri oluşturuyor böyle o DNA ile. Bize tüp mü verecek? Ne verecek abi? Bize ne verecek? Neyse, ondan sonra bize ne gerekiyor? Bir makine daha lazım. Embriyo calcification diye bir halt gerekiyor. Tamam mı? Embriyo calcification ne, hiçbir fikrim yok. Buton gerekiyormuş. Circuit gerekiyor. Ben size demiştim bir sürü çip gerekecek diye. 4 tane inşallah yeter. Ondan sonra çubuk gerekiyor falan. Bıp bıp bıp. Tamam. 4. 4 yeter mi? Tamam, 4 tane yetiyor. Bir tane demir bloğu gerekiyor abi. İyi ki demirlerin hepsini harcamamışım. Vallahi gözümün önünden bir an böyle o demirlerin alayını şey yapsam mı diye geçirmiştim çünkü. Tamamdır. Ve çip gerekiyor. Bir de keyboard. Yarım. Bu ne lan? Ha, yarım blok. Bir tane yarım. Öyle bir şey yok. Pişmiş taş nerede? Bir de yarım blok. Herhangi bir yarım blok oluyor mu? Yarım blok. Galiba oluyor. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakalım. Oluyor muymuş? Olmuyor. Taş yarım blok olması gerekiyor. Yaparız. Oluyor mu? Şimdi. Lan. İlla kabuston yarım bloğu mu? Bak. Gıcık ya. Ha, buton gerekiyor. Pardon. Tamam. Sakin. 3, 4, 5, 6. Tamam. 6 tane buton. Bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Boom. Klavye. Bu ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Bilgisayar gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Çok karışık. Çip falan bile kullandık yani. Düşünün. Onu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Oha. Harbiden. Robotik lan bu. Tamam, anlaşıldı. Neden bilgisayar gibi çip gerektiği belli oldu. Robotik resmen ya. Alet. Değil mi? Çok iyi. Güzel. Bir iki sandık daha yapayım. Yeni makineler ekledik. Yeni ürünler çıkacak onlardan. Yeni hücreler, yeni DNA'lar. O yüzden sandık iyidir. Güzel. Aa, bütün makinaları yaptım galiba neredeyse. Neredesiniz? Bir tane. İki tane veriyor. Oha, iki tane veriyor. Arkadaşlar. Her bir diskten iki tane veriyor. Süpermiş lan. Güzel. Yalnız iki tane de nükleotides kullanmış farkındaysanız. Hani diskten. Nice. Sevdim abi. Dört tane. Dört tane şey olacak ya. Hepsini aynı yere koymayalım. Sadece bir tanesini doğru. Muhtemelen bakarız. Şimdi onu da yaptık. Embriyonik makinede de yanlış bilmiyorsam Petri diş diye bir halt gerekiyor. Petri diş. Petri diş. Nasıl yapıyorum? Cam. Ben paso camla işiniz oluyor. Bunu at buraya. Bunları at buraya. Gel buraya bakayım. Şu. Kaç tane yapıyorsun? 4. Süper. Ondan sonra bir de bize syringe. Ha. Syringe. Syringe dediği şey değil mi? İğne. Syringe. Heh. Yazamıyorum. Nasıl yapıyoruz? Tüp gerekiyor ve demir nugget. Nugget kıt 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 gerekiyor. Tamam. Yaparız basit. 1, 2, 3, 4. Dur, abartma. 50 bin tane yapmana gerek yok. Ne gerekiyor? Bir tek demir nugget, bir tanesini yapalım. Bıp bıp bıp. Oo, çok yapmıyormuş. Tamam. Bir tane daha yapsak süper olur. Tamam. İki tane yaptık. Petri diş bu ve
Üçü. Şimdi. Bu da embriyo cell calcification makinesi. Yok. Embriyo makinesi için. Değil mi? Aynen. Embriyo. Normal embriyo makinesi. Pıt 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 pıt. Oo, yapmaya başladı. Güzel. Stekleniyor. İnşallah sorun çıkarmaz. Korkuyorum valla. Bunu yaptıktan sonra okey. Oo, yaptı valla. Triceratops syringe ve iğne hazır arkadaşlar. Bu noktadan sonra bize sadece ama sadece yumurta gerekiyor ve kuluçka makinesi gerekiyor. Yani bak, bunun geleceği yer belli. Yumurtamız yok ama. Bakayım. Yok. Gidip yumurta bulmamız lazım bizim. Yumurta olmazsa olmaz. Seni buraya atayım. Şey de mi? Görmeye gerek. Ha, syringe de gerekiyor. Syringe yok. Tamam, gerisini yapmama gerek yok. Gidip yumurta bulalım arkadaşlar. Bakalım. Buralarda tavuk vardı. Adım gibi eminim. Öldürdüğümü de hatırlamıyorum. Ne yapıyorsun lan? Bir tane yumurta ver. Bir tane. Adamsın ya, kralsın sen. Arkasında saklıyor ama aldım. Tavuktan kaçırdım. Yumurta da gerekiyor arkadaşlar. Aslında tavuk da toplasam buralara bir yere iyiymiş. Çünkü her bir dinozor için bir tane yumurta gerekiyor. Her bir dinozor için. Ve onu da buraya atıyoruz. Şırınga ediyor arkadaşlar. DNA'yı yumurtaya şırınga ediyor. Ve o yumurta dinozor yumurtası oluyor. Ondan sonra da bize incubator diye bir halt var. Kuluçka makinesi diye bir şeyler. Yapması çok basit. Bunu onun içine atıyoruz. Yanlış bilmiyorsam. Nasıl yapıyorum? Bakayım. Redstone. Ama basit bir şey. Redstone. Taş. Aynen. Oo. Quartz da gerekiyor. Burada üstünde şundan gereksiz var. Gereksiz sayıda. Onları atalım oraya. Aynı zamanda bana ne vereceksin? Tamam. Çubuk. Gel buraya. Tahta. Çubuk. Pıt pıt pıt. Tamam. 1, 2, 2, 4. Kaç tane gerekiyor? Oo. Bayağı bir gerekiyor. Her birinden zaten bir tane yapacaksın. O yüzden yap alayına. Tamam. Ondan sonra Chiseled Stone. Normal taş değil mi? Normal taş. Bu. Pişmiş taş yani. Bundan gerekiyor. Pop, pop, pop. 1, 2, 3. Gereksiz fazla yapmayayım. Gaza gelmeyeyim. Ne kadar lazımsa o kadar yapacağız. Ve bir de klavye. Bir tane daha klavye mi yapacağım? Gıcık. Tam ne gerekiyor? Basit gibi görünüyor. Sadece şeyler. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu. Ve bir de yarım blok. Tamam. İlla cobblestone yarım bloğu istiyordu. Malum, unutmayalım. Gıcık. Yine bilgisayar gibi arkadaşlar. Çipli mipli böyle bak. Ve incubator'ı da yaptık arkadaşlar. Bu kuluçka makinesi. Okey. Bu kuluçka makinesi. Bunun içine atıyoruz bu bizim Triceratops Ege yumurtasını. Bir de buraya peat diye bir halt gerekiyor. Bu peat dediği şey bataklık kömürü gibi bir şey. Bunu ısıtmanız gerekiyor. Şimdi yumurtanın sıcak olması için, değil mi? Yumurtanın sıcak olması için ısınması lazım. Ya da bir tavuğun üstünde durması lazım. Ya da ısınması lazım. Bizim ısıtmamız gerekiyor çünkü makinayla yapıyoruz. Gidip dibimizde bataklık vardı zaten. Gidip bataklıktan pit toplayacağım ya da şey, yo, bataklıktan değil ki ya. Bana şey gerekiyor. Adı neydi? Ha, şu gerekiyor işte bak, mos. Bundan, değil mi? Bakayım. Aynen bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tane bulmam gerekiyor. Bu arada yumurta, beleş yumurta iyidir. Ben bu tavukların hepsini toplayacağım zaten, merak etmeyin. Ya sanki ben şeyde görmüştüm ha. Nerede gördüm lan ben? Yukarıdan görünüyor mu bunlar? Renkleri belli mi? Değil gibi. Yok. Değil mi? Renkleri belli değil gibi arkadaşlar. Yoksa belli mi? Bu ne? Görüyor musunuz? Ağaç desen değil. Gördünüz mü? O muhtemelen çok yüksek. Muhtemelen o yosun arkadaşlar. O yosunu birleştirip peat yapıyoruz. Ondan sonra da
Makinanın ısınmasını falan sağlıyor. Çok iyi. Hızlıca gidelim. Ondan alalım. Tamamdır. Yani etrafımızda yakında buluruz diye ben hiç aramaya çıkmamıştım bunu. Bir iki görmüştük zaten hatırlarsanız. Şimdi. Aynen. O süpersin abi. Kaç tane var lan orada? Güzel bir batch. 15. Şöyle bir topluluk. Aha bulduk valla. Bir topluluk daha bulalım diyordum. Bataklıkta bulduk arkadaşlar. Pıp pıp. Ve bu işimizi görür. Bu ne? Jurassic Craft, gel buraya, lazım olursun belki. Nice. Zombi sesi geliyor. Orada mağara mı var lan? Arkadaşlar. Nasıl ya, tepenin içinde mağara? Twilight Forest mı lan bu? Jurassic Craft oynuyorum ben. Değil mi arkadaşlar? Oha. Gördünüz mü, zombi yandı. Bir anda çıktı. Nereden çıktıysa. Süper. Şimdi bunu makinenin içine koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da bizim makineyi ısıtıyor. Bunsuz da ısınıyor diye biliyorum ama yavaş oluyor galiba. Emin değilim. Hani yanlış bilmiyorsam illa bu pit, bu yosun kömürü falan olmasına da gerek yok diye biliyorum. Şimdi ama çok yavaş oluyormuş öyle olursa. Bakalım. Şimdi gidince anlarız. Evimize geldik. Bu yolu ben o tarafa doğru da devam ettireyim yani, bataklığa doğru falan, değil mi? Zaten dev gibi dinozorlar falan olduğu zaman bu park alanı bize yetmeyecek yani, o garanti. Hop, kapatalım burayı. Ve bunu craft ediyorsunuz. 3'ü 3 biçimde. Çok basit. O 27 tam denk gelecek lan. Süpersin abi. 3 blok, bunu alıyorsunuz. İçine atıyorsunuz. Ve bu şekilde çalışmaya başlıyor. Bu ne kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Çok uzun sürüyor galiba. Emin değilim. Çalış lan. Bir de cinsiyet seçiyoruz galiba. Kırmızı taraf çok sıcak yaparsanız cinsiyeti kadın oluyor. Bu taraf yaparsanız erkek oluyor. Aa, ilerliyor. Oha, aşırı yavaş lan bu. Bir şey diyeyim mi? 3-5 dakika sürer ha. Harbiden. Oo, yumurta kırıldı arkadaşlar. Hatchet diyor bak. Triceratops egg hatchet diyor. Şimdi bunu alalım. Gidelim abi. Akşam oluyor. Ah, boş ver. Önemli değil. Şuraları böyle bir iki aydınlatalım, iş görür. İçeride zombi de olmasın, değil mi? Şöyle yapalım. Tamam. Herhalde buranın büyüklüğü iş görür ya. Bakalım. Sağ tıkladım. Oo! Sese bak. Aferin. Psikopat. Süper arkadaşlar. Oturdun mu lan sen? Akşam oldu diye uyuyor mu acaba? Oturdu gibi sanki. Abi eskiden bu animasyonlar yoktu. Efsane olmuş bu mod ya. Değil mi? Harbiden efsane olmuş. Hızlıca bu uyuyalım. Sanki böyle oturdu uyuyor gibi bir şey oldu böyle. Çözemedim. Oo, daha ben buna yemek falan da yapmam lazım değil mi? Onu, yemeği de falan hazır değil değil mi? Aa, sıkıntı değil. Lan. Heh, bir an ne oldu, dışarıda bir şey, dışarıda mı zannettim? Tam köşeye gelmiş. O süper arkadaşlar. Efsanesin ya. Şuna baksana, tipe gel. Tipe gel. Ha. Oğlum çok artistik duruyorsun ya. Efsane durmuyor arkadaşlar, şuna baksanıza. Küçük petim bu benim. Aa bak, beni mi yiyeceksin, ne yapacaksın? Süper arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beğen butonunu kırmayı unutmayın. Ben bu kafesi muhtemelen yan tarafa da bir tane yapacağım aynısından. Ya da bunu büyüteceğim, belli olmaz. Çünkü bu dinozorlar çok büyük oluyor. Burası küçük oldu gibi mi gibi geliyor bana. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Beğen butonunu kırın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.